Bildiğiniz gibi özellikle doların da fırlamasıyla beraber yeni sistem toplamak oldukça maliyetli bir hale geldi. Yani elle tutulur bir sistem toplamak istediğinizde 10 bin liranın üstüne çıkmanız gerekiyor ki güncel oyunları çok daha yüksek seviyede en azından Full HD'de akıcı bir şekilde oynamak için. Hal böyle olunca da bütçeler biraz sıkıntı, bir de üzerine gidip oyun alman gerekiyor gibi birçok dertlerimiz var. Bunun için geçtiğimiz dönemlerde Stadia isimli Google'ın bir servisi ortaya çıkmıştı. Daha önce Microsoft'un xCloud adını verdiği bir ayrı bulut oyun sistemi vardı. Yıllar öncesine dayanan PlayStation'ın PS Now gibi bir sistemi var. Ama bunların hiçbiri de Türkiye'den erişilebilir durumda değildi. Ancak ekran kartı üreticisi olan Nvidia, GeForce Now adını verdiği sistemi Türkiye'de de resmi olarak olmasa da siz dolar üzerinden satın alabilmeniz şekilde kullanıma sundu. Ve biz de bu videoda onu farklı koşullarda, yani hem bilgisayarda oynayacağız, şu andaki benim sistemim ortalama üzeri bir bilgisayar sistemi, hatta üst seviye sayılabilecek bir sistem. Hem uygun fiyatlı bir laptopta deneyeceğiz, hem de Razer'ın Jungle Cat isimli bir cihazı var. Yani bu aslında kontrolcüsü. Ama telefonun kenarlarına bu kontrolcüleri geçirerek aslında günümüz cihazlarından olan Nintendo Switch gibi kullanmanızı sağlayan bir şekilde deneyeceğiz. Yani hem mobil veride hem bu ofiste olan 100 megabitlik normal bireysel internet şeklinde, yani 100 megabit download, 5 megabit upload. Aynı zamanda üst katta bizim ayrı bir şirket var. O şirketin de TürkNet üzerinden normal bir ADSL aboneliği bulunuyor. O ADSL hattı üzerinden de kablolu kablosuz farklı cihazlarda bu GeForce Now'ı hep beraber deneyimlemiş olacağız. Şimdi ilk başta bu bilgisayarda sistem özelliklerini de oynarken sizlere söylüyor olacağım kendi bilgisayarımı. Aynı zamanda birazdan Jungle Cat ile beraber Nintendo Switch gibi mobilde ve farklı internet koşullarında aynı zamanda farklı bir laptopla beraber oynuyor olacağız. O yüzden gelin lafı fazla uzatmadan direkt GeForce Now farklı hızlarda, farklı cihazlarda ne gibi sonuçlar sunuyor hep beraber görelim. Evet arkadaşlar, şu anda ekranda gördüğünüz gibi GeForce Now açık. Benim kendi Founders sürümüm olarak görebiliyorsunuz. Burada başta size birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum oyuna geçmeden önce. Burada otomatik olarak seçiyor ama eğer farklı bir şey seçerse EU Central 3 olarak seçin. İngiltere sunucularına bağlanıyor ve biraz daha düzgün bir sonuç alabiliyorsunuz. Burada yayın akış kalitesi var. Seçmeniz gereken farklı farklı durumlar var. Örneğin dengeliği seçmeniz aslında daha düzgün bir şekilde, en azından kaliteli bir şekilde oyunları görebilmenizi sağlıyor. Ama biraz daha rekabetçi Fortnite tarzı oyunlar oynayacaksanız yarışı tercih edebilirsiniz. Bu veri akışını biraz daha hızlı yaparak, paketlemeyi daha hızlı bir şekilde yaparak aslında gecikmeyi en aza indiriyor ama kalitede biraz düşüyor tabii ki. Ama dediğim gibi kalitenin ne gibi artıları eksilerin olduğunu birazdan göreceğiz. Ben şuradan bir de speed testi açayım. Şu anda kablolu bir şekilde bağlıyım. Turkcell Super Online'ın 100 megabit fiber internetiyle bağlıyız. Upload ve download'u ilk başta hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi sonuçlar ortaya çıktı. Pingim 4, 97 megabit download, indirme ve 5 megabit de upload hızım var. Şu anda da ofiste kimse kalmadığı için saatten de görebiliyorsunuz. Şu anda akşam 8.30, hatta 9'a geliyor. O yüzden kimse bağlanmadığı için de herhangi bir şekilde azalma, yükselme durumu yok. Ve şu internetle beraber ben şuradan kitaplığıma geçeyim. Şuradan daha fazlasını görelim. Neyi açalım, neyi açalım? Hep beraber görebileceğimiz. Mesela Division 2'yi açıp orada bir test de yapmış oluruz. Şimdi oyna dediğimde bağlantı kuruluyor diyor başta. Burada uyarısını veriyor. 18 yaş altına uygun değil. Şiddet, küfürlü konuşma, kumar gibi bir şeyler olabilir. Şu anda aslında sunucuyla iletişim kuruyor kendisi.
sunucuya şu anda bağlandı. Şu arkadaki ekran sunucunun ekranı artık. Ve Uplay'de bana yine iki aşamalı doğrulama istiyor ama ben kendim istemiyorum. Burada bir bilgi çıkıyor. CTRL-G yaptığınızda aslında oyununuzdan ekran sesi, mikrofon açıp kapama, bu çoklu oyunlarda kullanmak için CTRL-9'a basarak kayıt alabiliyorsunuz buradaki oyununuzda. Ve bunları da kendinize alabilirsiniz. Ayarlarda da video yakalama, dikkati çekenler, kısa yol kontrolleri ve bildirimlerin neleri almak istediğinizi seçebilirsiniz. Tıpkı Nvidia'nın kendi GeForce Experience üzerinde sunduğu o panel gibi. Şimdi Division 2 açılıyor Uplay üzerinden. Ben daha önce Uplay hesabıma girdiğim için bana sormadı. O zaten iki adımlı doğrulama ekranı çıktığında otomatik olarak giriş yapmıştı. Kendi Uplay hesabımdaki kendi sahip olduğum Division 2'yi şimdi hep beraber test edeceğiz. Siz eğer Division 2 sahibi değilseniz maalesef ki Division 2'yi oynayamazsınız. Sadece sizin sahip olduğunuz oyunları farklı ortamlarda oynamanızı sağlayan bir sistem olduğunu da söyleyelim. Ve oyunun uyarı ekranı karşımıza sonunda çıktı. Bazı durumlarda ki dediğim gibi özellikle Uplay, Origin gibi servisleri kullandığınızda biraz geç gelebiliyor bu durum. Ama Steam'de bu kadar bir gecikme vesaire görmediğimi söyleyeyim. Şimdi sizlere ayarları da göstereceğim. Şu anda ekrana ne kadar güzel yansıyor bilmiyorum ama hani gayet benim kendi indirmiş olduğum Division 2'yi açmış gibi hissettiriyor bana. En azından buradaki kalite o seviyede. Tabii ki ben kendim oynarken en azından 2K ayarlarda oynayabiliyorum ama burada maksimum 1080 olarak vermişler ki stabil bir şekilde verebilsinler. Stadia 4K verebiliyorum diye söyledi ama stabilite sorunlarından dolayı zaten Stadia patladı bile diyebiliriz. Şu anda GeForce Now'a bayağı deneyen var ve başarılı da bir sonuç çıkaracak gibi. Şu anda merakla açılmasını bekliyoruz. Gerçekten hani video çekiyorum diye mi ya da böyle arada sorunlar olabiliyor mu bilmiyorum ama şu da durmadı güzel arkadaşım. Tamam. Yani şöyle dur. Tamam. İlk defa bu kadar uzun sürdüğünü söyleyebilirim. Ama sonuçta yaşanabilecek bir durummuş. Biz şu anda ilk başta Süper Online üzerinden yurt dışına çıkıyoruz. Yurt dışından İngiltere'deki sunucuya ulaşıyoruz. Sunucu oyunu oynatarak bizim buradan verdiğimiz komutları aynı şekilde geri gönderiyor. Sonra bizim ekranımıza geliyor. Ve bu aslında çok uzun süreç olsa da birazdan göreceksiniz. Farklı bir oyun daha açarım o sırada hareketleri görebilelim diye. Ya da burada Division'da oyuna gireriz. Ama loadinginin biraz uzun sürdüğünü söyleyelim. Şuradan ayarlar diyorum. Grafiğe geldim. Custom bölümünde ve kontrastla parlaklığı normal tuttum. VSync kapalı. Frame time limiti off diyelim. Ve bunların hepsini ben tekrar yükseğe alıyorum. Ultra. All high. Ben bunları normalde yükseğe almıştım ama demek ki her oyun başlarken otomatik olarak düşük ayarlara getiriyor ki rahat oynayabilin diye. Tabii şu anda benim yaptığım sistemle beraber daha bir gecikme ya da yavaşlama görebilirsiniz. Çünkü hani buradaki özellikleri ne kadar yüksek yaparsanız size gelecek olan paket daha büyük olacağı için bu da aslında biraz daha geciktirmeye yol açar. Ama biz yine de burada en iyi seviyesini sonuçta iyi bir bilgisayarla iyi bir sistemde görüyoruz. Şimdi kaydettik. Bazı değişiklikler yenileyince olacak dedi ama ona gerek yok. DX12'de açık. Ve buradaki grafikler de sonda. Şimdi benchmark'a giriyorum ve benchmark'ı başlatıyorum. Bakalım benchmark'tan nasıl bir skor alacak. Şunu baştan söyleyeyim. FPS değerleri yüksek ya da düşük gelebilir ama 60 Hz olarak görüyor ekranı zaten biraz önce gördüğünüz gibi. O sıkıntının olduğunu da ya da bazı oyunlarda 60 FPS'in üzerine çıkamadığımızı da söyleyelim. Çünkü benim şu andaki görmüş olduğunuz
Monitör 165 Hz olmasına rağmen 60 Hz'miş gibi. Çünkü oradan gelen görüntü bu şekilde. Şu anda 130 FPS'lere çıktık. Sağ üstte gördüğüm kadarıyla. Şu an 108, 100. CPU kullanımı %70 ila 90 arasında değişiyor. GPU %97'lerde. Zaten oradaki dalgalanmadan da şu bölgedeki dalgalanmadan görebildiğinizi düşünüyorum. Şu anda 88 FPS'lerdeyiz. 100'lere tekrar çıktık. 102, 108 diye gidiyor. Ama oyundaki akıcılığın hiçbir şekilde kaybolmadığını görüyorsunuz. Yani bir takılma, yavaşlama en azından şu anda ben görmüyorum. 90 FPS'lerde gidiyor. Ve yani akıcı oynatabiliyor. 100 megabit internette. Birazdan ben de en azından bir campaign kısmına girip hani o sağ sol yaptığımızda, ileri geri yaptığımızda ne gibi tepki veriyor onu da görmüş olalım ama bir tane de FPS testi yapmak istedim Division 2 için. En azından orada da kullandığımız sistemi de bizlere gösterir diye düşünüyorum. Çünkü burada özel sunucu ve ekran kartı sistemleri mevcut. Şimdi bitecek zaten. 85'e kadar düştük. Yine 88 FPS'lere gelerek şu anda tamamladı. 93 FPS ortalamamız var. Ekran kartının %93'ünü, CPU'nun da yani işlemcinin de %92'sini yapmış. 8300 skor aldık. 1080p'de olabilecek en yüksek ayarları yapmıştık. Burada da zaten görebiliyorsunuz Microsoft Windows Server 2019 standart versiyonu. Üzerinde işletim sistemi varmış. CC150 işlemcisi, 14 GB RAM ve Nvidia Tesla T10 ekran kartında da 16 GB'lık bir ekran kartı üzerinden bu sonuçları almışız. Şimdi bekliyorum. Yani sunucu üzerinden oyun oynarken hiçbir problemimiz görünmüyor. Gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Şuna devam diyelim ve bunda da zaten burada da şeyleri veriyor bildiğiniz gibi hızlı bir şekilde doluyor. İlk başta bir 22 kişi var demişti. Division 2 serverlarında bu Nvidia ile alakalı değil. Ve şu anda gayet akıcı bir oyun deneyimi görmekteyim. Şuradan içeri girelim. Gerçekten hani şöyle hani oradan sesi duyuyorsunuzdur. Bastığım anda oldukça hızlı bir şekilde bir geri dönüş sağlıyor. Şunu da açalım. Açayım. Ya da sonra bunları yapalım. Ha, beklemiyor. İlla kullanacağız. Tamam. Aç. Tarıt alalım bir tane. Şimdi çıkabiliriz. Division 2 bu şekilde şöyle dışarı çıktığımızda karanlık da olsa çok rahat bir şekilde bizlere bir sonuç gösterebiliyor. Megamap'i de oradan açabileceğimi söylüyor ki buradan dışarı çıkarken mi koşmaya başladı? Şu an cayır cayır koşabiliyor bu abimiz. Hatta şu an dışarı çıktım. Gördüğünüz gibi her sıkışımda tepki verebiliyor ve gayet canlı görünüyor diyelim ve gördüğünüz gibi ilk testimizde Division 2'yi denedik.
Ben de şu anda i9-9900K, GTX 980 Ti ve 8 GB RAM mevcut. Yani işlemci çok iyi, diğerleri biraz eski ve düşük kalmış bir sistem olsa da hani Division 2 vesaire oynatabilecek bir sistemden bahsediyoruz ama şu anda da görebileceğiniz gibi gayet hızlı ve seri bir şekilde, gecikmesi şu anda ciddi manada düşük bir seviyede oynayabiliyoruz. Yani bu şekilde Division 2'yi oynayabilmeniz mümkün. Sistemi kenara koyduğunuzda 100 megabit internet, fiber internetle bu mümkün olduğunu gördük. Şimdi ise isterseniz bir de mobil üzerinden deneyelim ve mobil veriyle mobil cihazda nasıl bir deneyim sürüyormuş, gelin hep beraber görelim. Evet arkadaşlar, şimdi de mobilden deneyimleme yapacağız. Ve Fortnite görünümlü, ki Fortnite'da deneyebiliriz aslında, Razer Jungle Cat'ten kısaca bahsedeyim. Razer Jungle Cat aslında burada görebileceğiniz gibi telefonunuzu Nintendo Switch'e çevirebileceğiniz ve bir kontrolcü. Tek dezavantajı var. Baştan eksisiyle bahsedeyim. Burada Razer Phone 2, Samsung Galaxy S10 Plus ve Huawei P30 Pro'dan bahsediyor. Çünkü burada bir S10 Plus görüyorsunuz. Benim kendi kullandığım S10 Plus. Çıkartayım. İçerisinden böyle 3 tane kılıf çıkıyor. Bu kılıflar içerisinde yazdığı gibi Razer Phone 2, S10 Plus ve P30 Pro için sadece. Diğer cihazlarla uyumlu değil çünkü bunları bu şekilde alarak aslında bir Nintendo Switch gibi oynayabilmenizi sağlıyor. Bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Ama tabii ki eğer Jungle Cat'e sahipseniz ve telefonunuzu yenileyeceksiniz, yine Nintendo Switch'in normal kontrolcüsü gibi, tabii bunu şöyle ters oldu, şu şekilde de oynayabilmeniz mümkün. Bu şekilde bilgisayardan ya da farklı cihazlarla, Android TV'nizle vesaire oynayabilirsiniz. Şimdilik lafı fazla uzatmadan, olay çünkü Jungle Cat değil, tamamıyla burada şey olduğu için, burada yapmam gereken bu kontrolcüleri açıyorum. Niye özellikle burada Jungle Cat'ten bahsediyorum? Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. GeForce Now'ı Android'de sadece oynayabiliyorsunuz. iOS'te yok. Onu baştan söyleyeyim. Ve Android'de de oynayabilmek için yapmanız gereken bir adet kontrolcüye sahip olmanız. Bu PlayStation 4 kontrolcüsü de olur, Xbox One da olur ya da Android uyumlu farklı kontrolcüler de olur. Ama kontrolcüsüz ekran üzerinden maalesef ki düzgünce oynayamıyorsunuz. Onu da baştan söyleyeyim. Şuradan GeForce Now'ı açıyorum. Bu arada şöyle biraz çevirip sizlere göstereyim. Tabii umarım şu anda da parlak değildir. Onun da bir ayarını yapmak lazım. Şu anda sonuna kadar açıkmış. Şöyle yapayım ki siz de rahat görün. Ve oyunları burada görebiliyorsunuz. Şu anda yine benim bilgisayar ekranımdaki olduğu gibi, şöyle de biraz da netlersem çok daha iyi bir sonuç alabiliriz. Şu anda Wi-Fi'm kapalı, mobil verim açık ve Bluetooth'ta da hem saatim hem de buradaki kontrolcüler bağlı. Yani Bluetooth'tan bağlayarak aslında direkt oynayabiliyorsunuz Jungle Cat için. Burada Euro Truck dedim. O yüzden ben direkt Euro Truck'ı açıyorum. Mobil data kullanacaksın bak, emin misin diyor. Şu anda da bir test yapıyor. Turkcell kullandığımı söyleyeyim. Turkcell üzerinden mobil datayla bakalım girebilecek miyiz? Hiç mobil datayla denemedim açıkçası. Neden denemedim? Hem sizle beraber denemek istiyorum hem de çok güzel gigabyte'lar yiyeceğini tahmin ettiğim için çok da denemek istemedim ki teste geldiğimizde elimizde şey kalmadı demeyelim, gigabyte'ımız kalmadı, gigabyte'ımız kalmadı demeyelim diye. Şu anda ağın, yani kendi internet bağlantımın oyunu oynayabilecek kapasitede olup olmadığına bakıyor sağ olsun. Ama bu süreçler biraz uzun olabiliyor da, bu da çok da önemli değil açıkçası. Onu da söyleyelim. Çünkü en azından şu anda güzel bir internet bağlantısı alırız diye düşünüyorum. Şu anda hiç uygun değil dedi. Çünkü çok fazla frame kaybı varmış. Biz yine de devam et diyelim. İnternetin yemiyor hacı dedi bana.
Şuradan biraz ses de açıyorum. Ama biz yesin yemesin bir oynamak istiyoruz. Şöyle bakalım nasıl bir sonuç verecek. Şu anda açılmaya çalışıyor. Steam açıyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Steam'in update'ini bekliyoruz. Yine aynı bilgisayarı açtı. Şu anda oyun değil. Steam'in kontrolcü arayüzü açıldı gördüğünüz gibi. Şunu kapatalım. Şuradan kendi hesabıma gireceğim. O parola bile istiyor. Bunu son dönemde çok fazla yapmaya başladı. Şuraya klavye girelim. Ben hemen bir parolamı girip geliyorum. Evet arkadaşlar, şu anda artık giriş yaptı ama giriş yaparken bile şu anda sesten de duyuyorsunuzdur. Gecikme çok fazla diyor mobil için. Mobilde biraz, yani mobil veriyle akıllı telefondan ziyade mobil veri... Şuradan ben kendim tıklayabiliyor muyum? Şu an gördüğünüz gibi burada menüde bile gezmesi zor. Şu an şöyle bir şey yapacağım. Mobil veride sıkıntı olduğu için Wi-Fi'yi açıyorum. Bizim 100 megabit internete bağlanacağım. Bağlandığında bakalım bir kopma yapacak mı yoksa kendince toparlayacak mı? Direkt toparladı yalnız. Anında toparladı. Ben sür diyorum. İşte başlıyoruz. Başlayalım. Şöyle bir yüküm vardı benim götürmeye devam ettiğim. Şuradan şeye dönüyorum. Işıklarımızı açalım. Sola sinyal verelim. Şunu kıracağım artık ama. Soldan çıkışa hazırlanın. Biraz daha sol çıkışı parlaklık vereyim arkadaşlar. Hop. Patlıyor mu? Yanlışlıkla geri deyince iyi devam ediyormuş. Silecek ayarı var mıydı bunda? Galiba şöyle yapacağız. Şunu durduralım. Yoktu. Neyse yağmur yağsın. Çok önemli değil. Devam ediyoruz. Arada bir dayım aradı. Sağ olsun. Şimdi geri döndük ve iyi gitmediği için. Arada bir sahne atladık. O sırada dayım aradı. Nerede? Çekim yaparken aramayı çok sever kendileri. Şuradan. Gördüğünüz gibi. Hop motoru durdurdum. Şuradan şeye basacağım derken. Bildiğiniz Euro Truck Simulator'ı ki akıllı telefonumdan oynuyorum. Arada bir şey oluyor ama sonuçta hiç oynamamaktan bence iyidir. Benim eski bilgisayarımda da ilk
Eurotrack oynamaya başladığımda o atlamalar, çatlamalar çok fazla olurdu. Şöyle farklı açılardan da göstereyim sizlere. Şöyle de çarpmış olalım. Diyerek şu start'a basarak geri dönüyorum. Şuradan da sesini kısayım. Yani GeForce Now'la ve özellikle böyle Jungle Cat başta olmak üzere farklı farklı bir joystick kullanırsanız, işte bir kontrolcü kullanırsanız ki şunu da şu şekilde oynaması bence daha güzel. Ekran ortada ve bildiğiniz Nintendo Switch olarak oynayabiliyorsunuz. Yani ben fazlasıyla memnunum ama dezavantajı dediğim gibi S10 Plus, P30 Pro ve Razer Phone 2 için olması ve birazcık da pahalı bir cihaz ama karşılığını da GeForce Now'la beraber özellikle alabiliyorsunuz. En azından mobil cihazlarda değil de bilgisayardaki oyunları bu şekilde oynayabiliyor olmak çok rahat. Yukarıda da tetikleri ve tuşlarıyla tamamıyla bir Switch görünümü veriyor. O yüzden burada anladığımız, gördüğünüz gibi mobilde mobil veriyle oynaması sıkıntılı ki yani 10 GB'ı aşan veriler gelebiliyor bu tarz durumlarda. 10 GB'ı aşan veride de maalesef ki rahat bir şekilde oyun oynayamıyorsunuz. O yüzden buradaki mobil testimizde Wi-Fi'ye bağlı olmanız gerektiğini de anlamış olduk. Şimdi ise yukarı çıkalım ve ADSL bağlantıyla eski bir cihazda GeForce Now deneyimini hep beraber görelim. Evet arkadaşlar, üst kata geldik ve buradaki internet bağlantısıyla ve giriş seviyesi bir bilgisayarla deneyeceğiz. Eski bilgisayarlar aslında buralarda vardı ama hani onlar bizim olmadığı için ezbere bir iş yapmak istemedim. Sonuçta şirket bilgisayarları. Ama bize gelen, inceleme için gelen HP'nin bir laptopundan bahsedeyim sizlere. AMD Athlon 300U işlemcisi ve dahili ekran kartıyla, yani ayrı değil işlemciye sabit olan grafik işlem birimiyle beraber çalışıyor. 8 GB RAM'i olan bir HP bilgisayardan bahsediyoruz. Giriş seviyesi olduğu için uygun fiyata alabileceğiniz bir bilgisayar. Yani bunda sonuçta gidip Witcher oynayamazsınız, örnek veriyorum. Ve GeForce Now'la ve ADSL internetle acaba Witcher oynayabilir miyiz? Şuradan TürkNet'in buradaki internet hızına gelin hep beraber bir önce bakalım. Hatta bir kere daha yapalım. Şöyle 30'lara çıkacak mı bu sefer, 20'lerde mi kalacak? 26. Yani gördüğünüzde 30-26 kendi arasında değişen bir internet hızı görmekteyiz. Yine de bizi kabul edilebilir. Gayet yeterli mi acaba? Sonunda. Bunları atlıyorum. Seçenekler. Grafiklere bir bakalım. Full HD, her şey ultra'da. Şu anda şu işaretten de görebileceğiniz gibi ADSL'den kaynaklı paket kaybı var. Bunu illa sonuna kadar anlatacak herhalde. Geçtik. Şu an internet sağ olsun. Ne kadar yansıyor bilmiyorum ama şu an hani bir gecikme olmasa da görüntüde bir, yani ultra değil şu an. Evet. ADSL'de bu tarz sorunlar. Şimdi görüntü aslında şu anda YouTube'da 240p yapmışız gibi. Neden? Bundan da kısaca bahsedeyim. Bunun sebebi görüntüyü zaten sizi sıkıştırıp gönderiyor olması. Yani siz aslında bir yerden izliyorsunuz teknik olarak. Bu yüzden
Görüntü bu şekilde, YouTube'da pikselleri düşmüş gibi geliyor. Gecikme olduğunda komple ADSL'de de pek olamadığını görüyoruz şu an. Şöyle bir şey diyeyim. Gecikme yok. Yani şu an için en azından, yani görüntü, evet şu an düzeldi mesela. Şeyleri de yapabiliyoruz. Görebileceğiniz gibi gayet şu an en azından düzeldi. ADSL internetin dalgalanmasından kaynaklı, ben şuradan da sesi kısabilsem aslında çok güzel olur. Şöyle kapatalım. ADSL'in dalgalanmasından kaynaklı da mesela şu an yine package loss veriyor. Yani görüntüde bozulmalar ve takılmalar ve gecikmeler görebiliriz anladığım kadarıyla. Ama Witcher 3'ü bu bilgisayarda oynamak imkansızken şu anda oynuyoruz arkadaşlar. Bunu aynı şekilde farklı şeyler için de, oyunlar için de, sizin Steam'de, Uplay'de, Origin'de sahip olduğunuz oyunlarla oynamanız mümkün diyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi GeForce Now testimizin de sonuna gelmiş olduk. İyi bir bilgisayar, iyi bir internet, mobil veri ve akıllı telefon, aynı zamanda ADSL ile giriş seviyesi bir cihaz ikilemeleriyle beraber kullandığımızda sonuçları gördünüz. Yani buradan benim de çıkardığım sonuç açıkçası şu: en başta dediğim gibi iyi bir internetiniz şart. Biz burada farklı farklı megabitlerdeki internetlerde denedik ama ben evde denediğimde, evde de bizim yine fiber altyapılı 35 megabit bir internetimiz var. Fiber olduğu için de 35'in altına düştüğünü ben şimdiye kadar görmedim. Orada da çok rahat bir şekilde mobilden Euro Truck Simulator 2'yi oynayabiliyordum ama ADSL'e geldiğinde 30 megabite çıkan bir ADSL'de bile gördüğünüz gibi frame loss'lar, yani o paket kayıpları ve atlamalar, görüntü kayıplarını gördük. Bu demektir ki bize iyi ama iyi olduğu kadar stabil bir internet gerekiyor. Yani ADSL ile pek kurtarılacak bir durum değil gibi. Burada biraz daha işin VDSL, hatta mümkünse fiber tarafı lazım gibi görünüyor ama cihazlar fark etmeksizin internetiniz iyi olduğu müddetçe Steam, Uplay, Origin, Bethesda hesaplarınızda bulunan bütün oyunlarınızı en azından GeForce Now ekosisteminde varsa oynayabilirsiniz demektir. Şu anda baktığımda PES, FIFA, Call of Duty, Battlefield gibi dünya genelindeki en popüler oyunlar yer almıyor. Büyük ihtimalle orada zaten çoğunda oyun online oynamak gerektiği için olsa gerek diye düşünüyorum. Mobilde oynamak için dediğim gibi bir oyun koluna ihtiyacınız var. Bu PlayStation, Xbox ya da Logitech'in vesaire oyun kolları olabilir. Ben de gördüğünüz gibi Razer Jungle Cat ile beraber denedim. Razer Jungle Cat ile oynaması oldukça rahat ve kolay. Siz Steam hesabınızda olan oyunlarınızı aylık 5,5 euro vererek, ki dediğim gibi de bu da yaklaşık olarak 35-40 liraya denk geliyor. Ama ilk 3 ay bedava olduğunu düşünürsek ilk 3 ayda denemeniz için kullanılabilir. Siz de lütfen kendi internet altyapınız ve kendi sisteminizde deneyin. Özellikle Türkiye'de çok farklı internet durumları gördüğümüz için sizin de nasıl bir sonuç çıkacak, ben bunu gerçekten merak ediyorum. Bu sonucu da lütfen sizler de yorumlar bölümünde aktarın diyelim. GeForce Now bu şekilde
Benim görüşüme soracak olursanız fiber aboneleri kendileri biraz daha işte farklı oyunlar oynamak için oynayabilir. Ama Steam'deki oyunlar zaten fiber abonesiyseniz büyük ihtimalle bilgisayarınızda fiber aboneliği gerektirecek şekilde oyuncu ya da profesyonel biri olmanız lazım. Oyuncu ve ya da profesyonel birinin de genellikle bilgisayarı iyidir. Hani o işi yapabilmek için iyidir. Bu da zaten oyunların çoğunu Full HD'de rahat bir şekilde oynatabilecek anlamına geliyor gibi bir paradoks var. O yüzden güzel hizmet ama sunucu İngiltere'de ya da Avrupa'daki birçok farklı sunucuya erişmemiz gerektiği için işin sıkıntıları var. Türkiye'de bir sunucusu olsa o zaman en azından düşük internette de stabil bir şekilde bağlantı kurabiliriz anlamına gelirdi ama genel olarak baktığımızda da bu sonucu verdi. Siz neler düşünüyorsunuz? Denediniz mi? Ya da dediğim gibi o 3 aylık ücretsiz sürümünü siz kredi kartı bilgilerini girseniz bile sizden herhangi bir şekilde para çekmiyor. Denemek için kuruş miktarlarda, sent miktarlarında para çekerse de iade ederek zaten size verecektir. O yüzden siz de deneyin. Bakın sizin için uygun mu? Android ekosisteminde de oynamaya çalışın. Sizde o güzelliği sunacak mı? Ama dediğim gibi biraz kontrolcü gerekecek gibi görünüyor. Lütfen yorumlarınızı da yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Ardair Plus videosunda, başka bir testimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.